CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörle mücadelede büyük görevler üstlenen silahlı insansız hava araçları ile ilgili yaptığı paylaşım siyasette yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Tanrıkulu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Tartışmaya CHP de katıldı. Parti sözcüsü Faik Öztürk, kimsenin tereddüdü olmasın ki iktidara geldiğimizde savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz dedi. Bir milletvekilleri çıkıp SİHA'ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA'ların yapımını engelleyeceğini söyledi. Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde neler olabileceğini kendi bakış açısıyla anlatan sahte bir hesaptan paylaşım yapıldı. O paylaşımda Bayraktar SİHA üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söylediği ifadeleri yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da o paylaşımı alıntılayarak "Bu korku size yeter, troller ama emin olun adil olacağız" cevabını verdi. İşte bu sözler siyasette yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Adam birisi çıkmış, diyor ki ben Dışişleri Bakanı olursam silahların üretimine son vereceğim. Ulan seni bu millet Dışişleri Bakanı değil, Dışişleri yapmasını yapmaz yapmasını. Tanrıkulu'nun SİHA'ları üreten Selçuk Bayraktar'la ilgili paylaşıma verdiği cevap tartışmalara neden oldu. Türkiye'nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA'larımızla gurur duyuyoruz. SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir, istikrarını tehdit edenlerdir. CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan da SİHA tartışmasına yönelik açıklama geldi. İktidara gelmeleri halinde savunma sanayi projelerinin devam edeceğini söyledi. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada savunma sanayimizin çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Savunma sanayimizi çok daha fazla destekleyeceğiz, çok daha fazla teşvik vereceğiz. Ama bizim kimse trollerinin yazdıkları üzerinden siyaset yapmamızı beklemez. Biz bunu yapmayacağız. Tartışmaların odağındaki isim olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise hakkında kara propaganda yürütüldüğünü iddia etti. Tüm yalan değil arkadaşlar. Tüm yalan. Bunlar benim işim değil. Ben insan yaşamını savunurum, insanların onurunu savunurum, insan hakları ihlalleriyle her ortamda mücadele ederim.